Merhaba arkadaşlar, bu kanala hoş geldiniz. Burası Malavi İzmir Akvaryum. Vay 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 vay, giriş yok diye utanırım diye ne baksan ya. İzmir hoş geldiniz. İzmir. Hoş bulduk ya. Ne haber ya? İyi, sizler nasılsınız? İyi. Ne olsun, tamam. Sayenizde harika bir gün geçirdik. Aa, güzel miydi? Evet. Memnun musunuz? Uzun süredir gezmediğimiz, bayağı İzmir'i gezdirdiniz. Aa, İyi. Siz gezdiniz aslında ama. Öyle oldu. Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Nasıl kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan ve yanımda Birant Kuvan. Şu an Malavi İzmir'deyiz. Zaten Birantleriniz vardı illaki. Ortamdan vesaire tanıyanlar. Aslında şurada daha çok ikonik bir şeyimiz var. Akvaryumumuz var değil mi? Kaç senelik bu akvaryum? 4. yılı oldu. 4 mü oldu? Evet. Sanki bana daha eski geldi. Evet, biraz bakamadık ama. Yok, bu çok güzel akvaryum gerçekten. Ama işte buradan biraz balık alması falan zor oluyor. Bugün gördüm alırken arkadaşlar. 7 sene önce bir fuarda İbrahim Bey'in standında T-shirt, bu arada buradan selam gönderiyorum, görmüştük. Oradan bir esinlenmeyle burayı yaptık. Fotoğraflarını eklersin. Güzel güzel. Bu cam çok değil mi? Şey değil, çekiyor. Flex evet. Değil. 12 artı 12. 24 milim lamine cam. 24 milim? Oo, evet evet. Çift. Ortadaki polivinil de bayağı 0.76'nın 3 katı. Acayip bir kurşun geçirmez sınıfına neredeyse girecek bir polivinil. Çünkü yüksek oldukça basınç daha tabii çok oluyor değil mi akvaryumlarda biraz daha? Bunda 1.70 falan bir yükseklik var. Total evet. Yüksekliği. Aynen. Güzel güzel. Nasılsın ya Birant? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi. Biz 2 gündür Birant'tayız. Geziyoruz, evet. Dolaşıyoruz. Ayrıca geldik buraya ziyarete. Tabii gelmişken de bizim bir serimiz vardı. Değerlendirelim dedik. Aynen, bir serimiz vardı. Onunla ilgili ben Birant'ı tanıyorum bir süredir. Sizler de tanıyın istedim açıkçası, tanımayanlar için. Evet. İlla ki tanıyanlar var tabii, güzel tanıyanlar vardır veya çok derinliğini bilmeyenler vardır. Veya hobiden geldiğini bilmeyenler vardır diye düşündüm. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ben de Birant'ın hobiden geldiğini inanın şeyde bir gün bir OOS videosu yapmıştım ya sanırım. Araştırıyorum yani Birant Kuvan yazıyorum veya Malavi İzmir logo yazdım. Ondan sonra bir akvaryum forumu bir konu evet, gördüm. Akvaryum forumu o zamanlar çok... Kaç yılıydı? 2009 yıllarından sonra 2010-2014 yılları biz tam böyle ateşli akvaristik dönemleri... O postu biz... hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? Sen hangisi? Askere gittim filan demişsin, evet. Sonra gelmişsin bir peşop açıyorum. Bir hobihanem vardı, askere gitmeden önce orayı da attık. Sonra bildiğin Malavi İzmir'i kurmaya başladık. Kaç yılıydı? Yani bir 10 senesi var, tam 2014 aslında. Yılı gibi askere gittim. 2014'te askere evet. Gittin, ondan öncesinde Malavi... Önce Malavi gruplarını üretiyordum işte evimizde. Evde. Bir hobihane kurduk. Üretimhaneye dönük bir hobihane. Üniversite okuyorken miydi evet, bu? Evet evet. Ege Su ürünlerini kazanmıştım. 2012 Sırt'ta mı okudun? Yılı mezunuyum evet. Bak, onu bile bilsen bilmiyorum. Bak, evet, bu, evet. Yani bu videonun en faydası... Yani ben de tanımış oldum sizin sayenizde. İzmir'le benim tanışıklığım Su ürünleriyle oldu. Yani Edirneliyim. Zaten usta. Normalde Trakyalı evet. Bizim vatandaşlara. Evet, çok yakınsın sen de. Aynen. 2007 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini kazandım. Bir yıl hazırlık süreci, akabinde 4 yıl fakülte. Öyle. Güzel, sonrasında mezuniyet yılları bu İzmir'de kalmaya karar verdik. Halihazırda hobimizi böyle amatör gibi çevirme durumu var. Öğrenci evinde mi yapıyordun? Evet evet. Öğrenci sen tek evinde. Miydin? Arkadaşların var mıydı? Baştan arkadaşım vardı. Sonra tek oldum. Çünkü arkadaşlarıma verebileceğim bir oda kalmadı artık akvaryuma çevirmekte. Evet. Kaç akvaryum var mesela? Vallahi kaç santimini katılıyor musun hiç? Çok fazla kurmuştuk. 30-40 akvaryum kurmuştuk bir öğrenci evet. Evine. Evet evet. Her yerde tavandan böyle terleme yaparcasına bir nem değerinde yaşadık yıllarca. Allah iyiymiş ya. İyi evet. Komşular falan sıkıntı olmamış. Olmaz mı? Olmaz mı? Oldu mu? O olaylara hiç girmiyorum. Çok... Büyük tanklardı herhalde değil mi? Büyük tanklardı. Küçük malavlar çünkü. Yani hem setlerimiz vardı hem mobilyalı işte öğrenci ne yapar? Oradan buradan ilanlardan ya mobilyalı bir... akvaryumlar bulur, alır. Biraz da para kazanma hevesleri ki, oluyor bu şeylerde. O zamanlar öyle bir renç vardı ki sahibinden koma örneğin üst sıradayım ilanı falan hiç veren yoktu. Biz orada bir açık bulduk. Üst sıradayım ilanıyla günde bir 20 telefon görüşmesi yapıyorduk farklı numaralarda. Günde o zaman neredeyse 200-300 kişiye ulaşıyorsun herhalde. Yani, ki 20'si arıyor. Kesinlikle kesinlikle.
acayip ya, ne koysan satılıyor. Ne koysan satılıyor. Acayip bir ya hobi. Ya insanlarda biraz şey vardır. Hem hobi hem de şey, hani böyle hani mesela ben YouTube video çekiyorum. İşte normal video çekmek bir sıkıntı yok. İzlenme yok fazla. Evet. İşte lebizdesi nasıl ürer veya işte balık kusturma tabii videoları vesaire yaptığında direktman çıkıyor. Çünkü insanlar hani tamam hobi yapıyorsun. Bir yerde hobi bu ama yani hobiden de bir şekilde para kazanabilirse veya hobiyi kendi içine döndürebilirse ben daha mutlu oluyor yani. Her hobicinin bir zihniyetinde, bir geride kalan bir noktada bir acaba inceden para kazanabilir miyim veya hobiyi işte amorti edebilir miyim durumu var. Yani aynen, ben o şekilde inanıyorum. Bence de ya zaten böyle para için yapmıyorum. Olayı çok ya çok öyle şey oldu ama şey oldu hani keyifli oluyor. Ben de hani şu ana kadar ne hobi yaptıysam hepsini içinde döndürmeye çalıştım. Tabii ki. Sürüngen hobisi yaptım zamanında işte en zamanında ürettim vesaire. Tabii olarak. içinden döndürdüm. Hani şey zarardasın zaten. Hani hobide kolay kolay kar etme şansı yok. Hani böyle bir büyük bir yer kurmadıktan sonra şansın yok. Özellikle bu maliyetlerle inanılmaz. Tabii yani. Şansın yok yani ama içinde döndürüyorsun veya ne bileyim. Benim sürüngende şu anda da bir depom var. İşte bir ara videolarda göstermiştim böyle egzoterle ile ilgili. Hı-hı. Belki senden fazla vardır diyeyim. Hani senin tabii, çünkü egzoterle stoğun çok fazla yok artık. Sürüngenci oldun. Bende çok fazla egzoterle stoğu var mesela. Onların hepsini ben kendi içimde döndürdüm. İşte atıyorum yanımda bir fotoğraf makinesi ekipmanı alabildiğim falan mesela. Bunların hepsi içinde döndürebilmem. Evet. İşte ondan sonra akvaryum başladı. Ondan sonra işte YouTube videosu başladı. Şu başladı, bu başladı. Yine bir içinde kendine döndürüyorum. Şu an hani 50-50 gidiyor belki. Hatta biraz belki zarardayım ama yine de en azından keyif aldığım bir şeyi yapmış oluyorsun. Evet. Bu yönden de bence hobinin içine döndürmek güzel bir şey. Kesinlikle. Evet, lebistesi ne zaman doğurur? Onu cevabını evet, alabiliyor muyuz? Çok meşhurdur o soru. Benim doğuracak lebistesim olmadı açıkçası. Japon'la başladım. Sonra ikinci balığım çok enteresan şekilde pengasustur benim. Fanusta pengasus beslemeye çalıştım. Akvaryumcu Edirneuzun Köprü'deyim o zamanlar. Ha, daha önce. Akvaryumcu amcamız pengasusun da fanusta olabileceğini söylemişti. Balığı köpek koydu. Balığı pengasus dediğimiz değil mi? Evet, o aile panga ailelerinden. Yenilebilen bir balık bu arada. Kipa'da orada burada şey dilimlenmiş halini görebilirsiniz. Allah'ım balığı attık fanusa. Kaç santim boyunda? Çok küçük, 7 santim, 8 santim seviyelerinde. Poşetiyle prosesleri alıştırdılar. Suyu da içinde değil mi? Şeyini poşetiyle koyacaksın. Sonra yavaş yavaş alıştıracaksın falan. Ama suyunu koydunuz o zaman. Evet, koyduk. O zamanlar doğru bilinen bir şeydi. bir baktık. Pengasuslarda bir bayılma huyu vardır. Balığım ters döndü. Allah. İnanılmaz küçüğüm. İlkokul 4, 3 o seviyelerdeyim. Allah'ım balığım ters döndü. Edirneuzun Köprü'de de böyle yürüme mesafesindeydi balığı aldığım pet shop. Bir koştur fanusla beraber ona gitti biliyor musun? Heyecanla. Yok bunlarda bayılma huyu vardır. İşte o zamanlar yoksa bile vardır yani. O zamanlar akvaryum balıklarında bu zamanların aksine klora tolerasyon yoktu. Klor çok ciddi etkiliyordu veya su değerleri artık gerçeklik neyse. Bu zamanda devşirildi yani o tolere oldu balıklar. Jenerasyon tabii, tolere tabii, oldu yani. Balık jenerasyonu. Klora daha çok elimine ediyorlar. Ne fanusta sonra nasıl devam etti? Sonra olay balığım, tam hatırlayamıyorum. Yaşattım onu bir 2-3 ay kadar. Sonra neye geçmiştim? Astronot balığına geçmiştim. Oo. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle büyük bir akvaryum almıştık. Macunlu falan işler o zamanlar. Tabii inanır mısın? Yani biliyorum, silikon falan böyle. Biz de yaptık olanlar babamla lepistes falan. Ne diyorlar, nikelaj kaplama kenarları tabii, onlar sağlamlamak için krom yani benzeri mecburen bir yapı. Astronotlarım vardı buradan bir kırmızı kaplan astronot. Yeşil filtre evet, var mıydı? Kap vardı, iç filtresi. Has vardı, o tarz ürünler vardı. Bende Ecol 15 bir dış filtre vardı, onu edinebilmiştim. O zamanın şeylerinden yanlış hatırlamıyorsam tabii adını. Astronotlarımı çok uzun süre baktım, çok büyüttüm falan. Depremden önce hep patlamışlardı. Onun depremle olduğunu ilişkilendirmiştik nasıl, o zamanlar. 99. Yani evet o zamanlar mıydı? Zannediyorum. 99. Sen kaç yaşındaydın? 13-14. Oluyor yani. Evet. Bayağı balıklarımın intihar etmesine üzülmüştüm. Sonra uzun süre bir ara verdim. Ta ki üniversite öğrencisi olana kadar. Üniversite 2. Peki değil, hani akvaryum merakın mı su ürünlerini tetikledi yoksa evet, su ürünlerini mi akvaryum tetikledi? Eve çıktığımda bir hani izleyebileceğim bir akvaryum olsun diye hep düşledim. Böyle ne kurdun üniversitede ilk başta? Yatağımın başından ışıklı falan böyle karşımda. ışığı açılsın kapansın. Bir
kitaplığıma göre bir akvaryum almıştım o zamanlar kemer altından burada. Oraya diskus falan koydum. Diskus. Plastik bitkiler, yapay bitkiler, böyle çok kötü bir akvaryumdu ama işte başlangıç. Diskusum karardı falan, akvaryumcu antibiyotik kırdıyor falan, öldü diskuslarım. Akvaryumum boş kaldı. Yani anlatacağım şu, akvaryumum boş kaldı. Bir Ramazan bayramında Edirne'ye gittik. Edirne Uzunköprü memleketimize. Bir ev arkadaşımın komşusu ciklet balığı üretiyormuş Malavi Gölü'nün mubunalarını. Bayağı meraklıymış böyle endemik türlere. Ben en azından prenses gruplarını besleyeyim falan, böyle bir orada heves ettim. Sonra prenses, mavi prenses, auratus gibi balıklardan böyle aldım. İşte akvaryumum boş, diskuslarım ölmüş. Koyduk. Ondan sonra orada takılıyorlar. Diskusun jibeyle böyle basmalı sevdası. Yemi var böyle klikli. Bir klik kaç balığa tekabül ediyor falan göstermeli. Tabii. Hala da var. Mağazamızda satıyoruz. Aa, görüyorum arada. Ben bunu gösterim arada ama eklerim buraya. Evet, ekleriz. Onu veriyorum böyle. Klik basıyorum, cikletler yiyor falan. Onu yiyorlar falan. Ondan sonra Ramazan bayramında balıkları aldım. Kurban bayramında memlekete tekrar gideceğiz. 2,5 ay, 2 ay bir arası yoksun var. Arkadaş sordu, yavru aldın mı? Yavru nasıl alınıyor falan. Ben hayal meyal tabii eski bilgilerimden ağızlarında kuluçka yapan balıkları biliyorum ama tam vakıf değilim. Hiçbir tecrübem yok. Kaynağa erişilebilirlik bu kadar. Bu arada değil. Kaçıncı sınıftasın üniversitede? Su ürünlerinde. İkinci sınıftayım. İkinci sınıf. Su ürünlerinde ikinci orada sınıftayım. Öyle bir bilgi yok değil mi? Yok. Üniversitede yok, var mı? Tabii ki yok. Akvaryum dersi yok. Zannediyorum ya 3'te ya 4'te veriliyor ve çok yüzeysel ne yazık ki. Yani çok enteresan eski. Oradan bir şey kapma olmadı yani. Kullanılan bilgiler yok açıkçası. İyi. Akabinde nasıl yavru alınıyor ki dediğimde işte ağzı dolu olacak, ağzında kuluçka yapıyor, şöyle böyle şuna dikkat edeceksin, işte kararma göreceksin, yavruların kaşı gözü bellidir, vitellüsü bellidir gibi şeyler söyledi. Şaşkınlıkla, umutsuzlukla dinledim. Bir geldim evime, iki tane balığın ağzı o tarif dolu edilen şekilde. Heyecanla bir kaba, böyle bir algide kabına, dondurma, ona kusturduk. Ve şansıma acayip bir şey, balıklar... İşte o an video çeksen. Tabii, kim ne olur. Keseli değil de erişimini tamamlamış, 20 gün civarı tahmin ediyorum, 18-20 gün civarı balık şeklinde çıktı. Ertesi gün gittim, bir akvaryum aldım onlara, ısıtıcı, ayrı bir sistem. Çok heves oluyor o zamanlar. Tabii. İkinci balığımı biraz daha bekledim. Telefonla aramıştım arkadaşımı. Kararma falan yoktu böyle ağız bölgesinde. Bir hafta sonra kusturduğumda gene aynı şekilde yavru şeklinde aldım. Öyle başladı üretim macerası. Malavi aşkı. Ve Malavi İzmir'in ilk temelleri o şekilde başladı. Süpermiş ya. Peki hangi türdü? Tam türünü biliyor musun? Sarı prenses kusturmuştum. İkisi de sarı prensesti. Evet. Peki en çok sevdiğin tür hangisi Malavi'de? Malavi'de çok enteresandır ki Afra Jalorif'in yeri bende çok ayrıdır. Ne bileyim, o balığa kalbim çok atıyor. Şu an koyarım oraya. Evet, çok farklı bir yeri vardır. Var mı şu an mağazada da? Erkut? Var mı mağazamızda? Yokmuş. Bu da senin ayıbın. Bu da senin ayıbın olsun. Haklısın, haklısın. Nasıl yok ya? Evet, şu an yokmuş. Ya olur. Patladı ki Erkut. Güzel güzel. Öyle. Sonra peki pet shop açma fikri nasıl çıktı mesela sana? Onun öncesi var, ondan bahsedeyim biraz. O ilk yavrularımın bir arkadaşımın tavsiyesiyle ben sahibinden.com'a koydum işte bir site. Ulan sahibinden ya, peki çok eskiydi diyeyim de bana. Kesinlikle sahibinden o zaman çok mügellef bir satış yeriydi. İnanılmaz hızlıydı ve başarılıydı. Şimdi çok alakasız olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, uzun süredir ne ilanımız var. Oraya koymuşsunlar. Aktif olarak tamam. Bilmiyorum açıkçası, takip etmedim. Koyduğumuz balık bu kadar mı hızlı? Ertesi gün bitiyor. Koyduğumuz balık bu kadar mı hızlı? Ertesi gün bitiyor. Dedim, bir boş odamız vardı öğrenci evinde. Tabii sahibinden.com gene şeyimiz. Bir üretimhane satılıyor böyle akvaryum setleri falan, onları alalım dedik. Onları alıp orayı kurmakla, çeşitli yerlerden balık tedarikleri, meraklar, salonumuza 120-60-60, 432 litre bir dekoratif bir mubuna akvaryum. Sili falan mı? Demo nasıl oluyor? Demosaniler, mavi prensesler, böyle o zamanlar. Biraz karışık. Daha kaç yılları yani
2007 girişliydim. 3 yıl sonra 2010 yıllarından bahsediyorum. 14 sene. Demasoni, yani. Mavi Prenses gibi balıklar biraz tabii o zamanlar daha üst popülaritede. Çünkü fazla balık yoktur. Bir karmatan kurduk. Elangatus Mupanga falan. Öyle o akvaryumunda acayip bir bereket. Çok fazla üreme aldım. Yani koyduğumuz balık hazını dolduruyor, yavruluyor. Diğer üçüncü odamızdaki akvaryuma kusturup işte yavruları ikame ediyoruz. Peki, artemiyalar açıyoruz. Su ne kullanıyorsun? Su normal. Çeşit suyu dinlendirmiş evet, mi? Fakat artezyen suyu da vardı apartmanımızda. Ve şansımıza da bizim olduğumuz bölgedeki artezyen suyu bozuk değildi. Hmm. Yani yüksek de bir pH'e sahipti. O zamanlar işte... Ölçüyor musun? TDS falan mesela bir şey. Hayır, şeyden bir tane JBL'in kiti vardı. 6.1 hala belki ticari olarak aynen, vardı. Aynen. Onunla ölçtüğümüzde 8.6 çıkmıştı. Çok şaşırtıcı, bereketli bir su. KH da çok kaliteli çıkmıştı. Öyle. Öyle başladınız. Evet. Yani. Akabinde benim ev arkadaşım işte dayanamadı tabii, çocukcağız her taraf terliyor, nemli, müşteri geliyor. Apartman dairesi bile değil mi bu, yani şey değil, müstakil falan bir şey değil. Her gün 3-4 müşteri minimum geliyor, bir tuhaf, olmaz bir bereket var yani. Şu an o kadar çabalasak zannetmiyorum o kadar başarı olsun. Çocuk dayanamadı. Ben ayrı eve çıkacağım dedi. Tamam. Onun pek merak yoktu herhalde değil mi? Aynı bölümde miydiniz? Yok yok. Yani saygısı vardı fakat yok, hayır, o beden eğitimi okuyordu. Ha, işte tamam. Alan ayrı eve çıkacağım dedi. Biz de sonra bir ev sahibimiz bir sağlık sorunu yaşadı. Bizim evimize taşınacak gibi oldu zannediyorum. Bir ev alalım dedik. Aldığımız evimizi aldık bu arada. Aldığımız evin bodrum katında inanılmaz güzel böyle, bodrum zaten ısı yalıtımlı bir yer buldum böyle. Oo. Ben burayı yapayım mı dedim abi, benim balık üretimhane var. Evet. Oranın bir satış sorumlusu, yap ya dedi, bir şey olmaz. Straforları kapladık, o zamanlar bir akvaryum.com'dan başlamıştık. Var mı bunun straforları falan peki? Var, vereceğim tamam, sana paylaşırım bu arada. Straforlarımızı kapladık falan, böyle acayip bir hummalı orada edindiğimiz, akvaryum.com'dan olsun, çeşitli platformlardan edindiğimiz çok kaliteli dostluklar vardı o zamanlar. Evet. Ben o zamanlarda tanıdığım insanlar... Forum kültürü bile azaldığı evet, için tabii, pek fazla Facebook, yok. Yine Facebook evet. Akvaristleri işte, evet. Kedi kumunu dış filtreye koyan nesil diyoruz biz. Ondan sonra... Bodrumu yaptın. Straforları kapladık. Bodrum'a bayağı 60 akvaryumluk bir hobihane yaptık. 60 akvaryum. Evet. 60 en az 100 de filandır onlar dedi. Tabii 120-50 ölçüler falan. Hatırlıyorum ha. Aşağı yukarı. Özel imalatçı ustalar bulduk. Duvarı ördürdük. Bizim öğrenci halimizde boyumuzu çok aşan işlerdi. Böyle annemden gizli. Destek oldu mu hiç aileden filan? Hiç kesinlikle. Sadece kendi içinde muhabbeti bu değil mi biraz? Kartları öde, kirayı öde. Desteğin daniskası aslında da biz işte yaptık. Hobihane için yok ekstra bir şey yani. Onu aynen kesinlikle. Çünkü neyi koysan satılan bir zamandayız. Hobicilik çok üst düzeyde ve bu kadar kolay ulaşılabilir değil ve balıklar gerçekten kaliteli. O 60 akvaryumluk alt bodrumdaki hobihaneyi çok güzel yalıtımlı olması gerektiği gibi de nasıl yapmışız hani o dar bilgiyle, o ulaşılabilir dar bilgiyle o zamanlar yaptık. Çikleten Stadel firması vardı Almanya'da. Almanya'daki o firma, Çikleten Stadel firması aracılığıyla Malawi Gölü'nün kayada yaşayan Mubuna gruplu balıklarını getirdik. Aa, direkt. O zaman Almanya'dan direkt var. Evet. Çeşitli aracı arkadaşlarımız, toplu satın alma şeyleri meraklıydık. İthalatlar falan. Çok da iyi balıklar denk geldi benim partimden. F0 kolileri. F0 mu? F0, F1 ve o zamanlar ya o işlere de çok inanmıyordum açıkçası ama türünün çok iyi örneği balıklar ama geldi. Almanya'dan geliyorsa yine evet, vardır Türklerdeki gibi o kadar. Bu zamandakinin aksine çok iyi balıklar gelebiliyordu. Zaten bilen bilir. Malawi İzmir'in temellerini o ithalatlar ufak ufak, bavul ticareti ve benzeri o ithalatlar atmıştır açıkçası. Vay be. Öyle çok güzel balıklar getirdik. Yani İzmir'de olmayan balıklar getirdik. Profesyonel fotoğraf makinesi aldık falan. Öyle çok keyifli, onları çekerek işte Malawi İzmir diye bir site tasarladık. Malawi İzmir. Daha şey yok, pek çok yok, hiçbir şey yok. Neden Malawi İzmir?
Öyle Google'da Malawi Gölü ile ilgili araştırmalar, işte Mubuna nedir? O, bir de hani ilk başladığın, ilk heves ettiğin hangi canlı olursa onunla devam ediyor. Evet. Gönlünde o kalıyor. Malawi cikletleri, bütün grubu, işte peacocklar, işte haplokrominler, Mubunalar, özellikle Mubunalar benim kalbimin attığı türlerdi. Yani inanılmaz keyif alıyordum. Bir Mubuna yani hiç benim için şu an... Ne bileyim Amerikan grupları veya bitkili akvaryum, aquascaping veya tuzlu su kıyaslanabilir değil. Değil. Ya, hala da aşağı yukarı öyledir. Bu arada bitkili akvaryumlara da çok yeni merakım başladı ama sadece görsel anlamda. İşte aquascaping benim yapabileceğim bir şey. Evde akvaryumum bile yok şu an. Yok, şu an. Evet, ben de evine gittim. Evet. Sadece boşlar var biraz akvaryumların. Evet. Aşağıda bir üretimhane vardı, seni karanlık diye götürmedim. Ha, düz var akvaryum mıydı? Falan var hani. Açık var mı orada? Açık yok. Ha, çalışmıyor yani. Çektik boş. Çektik fişini, evet. Ha, yapamıyoruz. Neyse, Malawi İzmir diye bir site kurayım dedim. O zamanlar Su Ürünleri Fakültesi'nde sınıf arkadaşım Doğan, İsmet arkadaşlar. Buradan selamlar olsun. Selamlar olsun. Sağ olsunlar, bana destek oldular. Bir site oluşturduk. İşte, blog tarzı mı? Böyle basit bir platform, balığın cinsi, bilgiler. Atıyorum, elengotus mu panga, Wikipedia, 2 santim, şu boy kadar TL, stok var yok, yeşil yanıyor. Aa, fiyat satış. Evet. Tabii tabii, nece sana? İllegal. Tabii, illegalin daniskası. 3-4 santim altına, hala aklımda biliyor musun? Dünkü gibi. 3-4 santim. Ama online satış değil değil şu mi? Şu kadar. Şey hayır, online yapıyorum. Yok. Tehlikeli. Evet. 3-4 santim. Stok var yok. Cinsiyeti belli. Üçüncü sekmemizde stok var yok. Oo. Dördüncü sekmemiz damızlık. Stok var yok. Bir güzel tasarladım orayı. Üstte sıkça sorular. Onlar durmadı mı siteler? Yok tabii ki, Malawi İzmir şimdi profesyonel akvaryum ürünlerinin satıldığı bir platform haline geldi. Yani profesyonel bir site. Canlı satış falan yok ama keşke. İşte bütün ürünleri insanların online olarak alabileceği bir site haline geldi. Evet. Neyse, ama temeli bu şekilde atıldım. Canlı var satışıyla Malawi Gölü'nün Mubuna cikletlerini işte satarak, tanıtarak. Ya aslında bir başarı hikayesi, bir şey çıkıyor buradan. Yani değerlendirilebilir başarı. Bana göre öyle yani. Orada makaleler yazıyordum. Balıklarla ilgili işte bir tecrübenin dayalı veya araştırmanın dayalı. Elengotus Neospot. Şimdi Elengotus zannediyorum ki Shindongo oldu yeni Edconix'in listelemesinde. Ona ne cesaret, hani isim koyuyormuşum gecelerin lordu. Elengotus Neospot. Aquarium.com falan bile benim makalelerimi paylaşmıştı. O dönem çok gurur onlara vericiydi. Onlara bakacağız ya. Onlara derinlere bir inerim ben. Birkaç Aquarium.com yarışmasında da ödül almıştı benim balıklarım. Fotoğraf o zamanlar çok musun? Aktif merakımız vardı. Balıklarımızı çekelim edelim. Ya şu an popülaritesi ne durumda bilmiyorum ama Aquarium.com benim ilk göz ağrımdır ve çok ya, kaliteli bir platform. Evet. İnanılmaz. Ya, şu anda da yine akvaryumla ilgili alabileceğim bilgilerin veya balıkla ilgili temel herhangi bir... Temel bilgilerin en azından değil mi? Tabii. Herhangi bir şey yazdığında direktman çıkacak yer genelde Aquarium.com oluyor forum olarak. Çok güzel dostluklar vardı, evet. Oranın ya, işte kurucularından Refet Ali Yalçın. Ya yarışmalarda şey de biraz yer alsın. Uğur Ümit Tunç abimiz vardı. Akvaristler Derneği çeşitli etkinlikler yapardı İzmir'de. Aynen, veya yarış... çeşitli bölgelerde. Ödül çok... vermek için falan toplantılar yapıyorlar. Harikaydı ya. Ben şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. İşte ben bu kadar iyi insanın bir arada toplandığını hiç görmedim gibi. Çok güzel. Ya şöyle durumunda ya, artık aslında hobi, hani sen hobici olmayan arkadaşlarınla bir şey paylaşacak durumun kalmıyor bir yerden sonra. Tabii. Ama hobiden olduğun zaman hiç sevmediğin bir insan bile olsa bir yandan kanı ısınıp hani devam edebiliyorsun o şekilde. Evet. Hobi birleştiriciliği yönünden çok... Aynen. Bir yerde yani. Ortak nokta mı olur senin yani bu? Evet. Haklısın. Biraz heyecan vardı ama şu an yok herhalde değil mi? Şu an iyi misin? İyiyim. Biraz daha iyiyim, evet. Ya aslında biz hani bu seriyi ben çok seviyorum gerçekten. Çünkü ben de bak seninle bu konuları biz hiç konuşmadık evet, şu ana kadar. İlk defa duyuyorsun gerçekten. Ve dediğim gibi ben hani şeyi seni araştırırken denk geldi bana. Ben yoksa hani hobiden gelenler serisini öyle işte pet shop açmış da işte yapmış da filan direkt. Tabii tabii, insanlar babadan geldi. Tabii ve insanlar işte... bana gelmiyor bu konuyla ilgili. Hani ben gidiyorum. Evet. Diyorum ki hani bak senin hobiden gelen bir geçmişin var. Bu konuda video çekelim. Hatta bir anda 3 filan oldu söylüyorum işte. Üçüncüye viren, işte ancak bir sonraki sefer çekelim. Toplanabildik, evet. Kendim hazır hissetmiyorum. Ertel bu sefer kaçacak yerimi bırakmadım. Kaçamadın ben. Artık yani, evet. İki gündür beraber olmaya kaçamadın yani. Şu an hatta gece geç saat olmasına rağmen dedim bir sizler de en azından bir anda tanıyın saat isterim biraz da. Saat bu arada da. Bir. Değil mi? Tamam, erken daha. Bir anda tanınmasını isterim insanların da.
O açıdan güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, evet, hani herkes dışarıdan belki soğuk tanıyabilir, bir şey olabilir. Tabii, veya yanlış anlaşılabilir. Yani yanlış anlaşılmalar olabilir. En azından hobiden, içinden gelen, evet, hani kaliteli bir kurulum yapan, kaliteli bir içerik üreten bir firma olduğunu bilsinler en azından. Teşekkür ederiz. Olmaya çalışıyoruz. Çabamız bu yönde. Evet, evet. Biz de hobiden geldiğimiz için gerçekten hobicinin ne isteyebileceğini, hani çabasının ne olduğunu, umudunun, bekleyişinin ne olduğunu fark ederek hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bunu hani burada bir şeylerin amacıyla değil de samimiyetle böyle. Tabii tabii. Adam ne bekleyebilir abi yani? Oradan bir ürün alacak, bir bedel ödeyecek ve bunun maksimum faydası. İşte kargolama süreci odur budur, tabii, işte bir maliyet hesabı anlamında minimalistlik. Bunu vermeye çalışıyoruz. Bunun bir standart şeyi var. Senin genelde İzmir konusunda hani böyle canlı konusunda daha çok ön plana çıkıyorsun biraz da. Hani ekipman konusunda değil, canlı çeşitliliği açısından bu kadar hani ağır bir pet shop yok sanırım. Doğru. İzmir civarında şimdi belki bir şey, sen bir şey diyemezsin belki ama benim gördüğüm kadarıyla hani çeşitlilik olarak olsun, hala üretim mesela oluyor mu? Üretim yok herhalde. Üretimimiz yok şu an. Yani canlı bölümümüz var, bu mağazamız canlı bölümümüz. Yan mağazamız ekipmanların, yemlerin ve benzeri, aynen, işte diğer kurulum ekipmanlarının olduğu bölüm. O şekilde. Aslında satış planlamamız açısından %35-65 diyebiliriz malzeme. %65'i çekiyor. Canlı diyorsun. Da çeşitliliği bozmadık. Hani sürekli 500-600 tur bulundurmaya gayret ediyoruz. Yani şu an hakikaten yani bayağı tanklar dolu. Hı hı. Transkinetik dersten alacağız zaten Pars'a giderken. Evet, vereceğiz. Söz verdim. Başımın etine yer. Pars oturdu senin koltuğa. 3 evet, tane diyor buradan istiyorum. Evet, o kesinlikle üç koyarsın. 3 tane diyor buradan istiyorum diyor. Taraftaki, yan taraftaki, yani buradan 3 tane alacağım. Ya Pars taktı transgenetikleri. Hani çocuklar için biraz ilgi çekici gibi tabii onlar ama kesinlikle, her pet shop'a, Çanakkale'de başlıyor, pet shop'a gidiyoruz. Her gittiğimizde baba bende bu renk yoktu diyor, ona alıyoruz falan, koyuyoruz tanka, evet, falan. Akvaryum sektörü de ne yazık ki evriliyor, işte genetiği değiştirilmiş, boyanmış. Ya çok işte şey değil aslında ama yapılmış. Şöyle bir durum var, hani buradan da dile getireyim. Burada yıllar öncesi, birkaç yıl önce bir mücevher miydi, bir Amerikan türü papağan mıydı, boyalı bir balık yazmışız yanlışlıkla biz. Dudağı boyalı, işte kendi boyalı desen. Listeye mi yaz? Evet, yanlışlıkla Burak yazmış. Burak geldi. Fotoğraf çekip de koyulmuş işte çeşitli sosyal medyaya. Oo, bilinç, bilinç. Aman nasıl bir linç? Normalde bizim bilincimizi bilirler, hani yapmayız öyle şey. Ya tamam, doğal da gitsen şimdi transgenetikten çocuklar var, o çocukların gönlünü niye kıracağız? Ya sektörel bir cevap gibi, tabii, bir transgenetik başladı. Başladı. Abi çocukların bununla da olsa birinci olması güzel bir şey. Kaçınılmaz şeyler var ne yazık ki, bu canlı üretilmişse bir yaşam olanağı sunulmalı. Üretimi, o canlının ölmeye hakkı da yok. Boykot yani, bir şey ve benzeri şeylerle kesemiyorsak ne yapacaksın? Abi şeyler var. İyi ya, arabalar var, var ya, yürüyorsun işte, evet, sen de görüyorsun, evet, Japon kuyruğu, bir tane arabana var yani. Çatalları odur budur. Ama işte bir yerde evriliyor maalesef. Çok da kötü şartlarda bakılıyor. Türkiye'de ben yine biraz daha iyi bakıldığını düşünmeye çalışıyorum. Çünkü Japonya'da öyle biliyorsun. Öyle olmak zorundayız yani. Küçücük anahtarlıklara işte kaplumbağa koyuyorlar. Evet. İşte balık beta koyuyorlar. Beta koyuyorlar. Peki beta. Yani orada daha çok değeri yok gibi geliyor bana. Evet. Yani burada biraz bizim insanlarımız hani bilinçli gibi. Ben mesela aksolot tank yapıyorum. Aslında normal bir tane 60-40-40 yapıyorum falan. Ona bir de yorum geliyor. İşte o tankta o olmaz. Geçen birisi bayağı bir sövmüş yalnız. Ona 60-40'da kaya koymuşsun falan, kaya küçültmüş olan falan. Bu gibi tipler bitmeyecek. Onlar ayrı bir şey zaten. Onlar ama yine de bizim insanın biraz daha bilinçli gibi geliyor bana. İnsanlarda ulaşamadıkları böyle aslında özendikleri şeyleri yerme durumu var. O da var tabii. Yazık ki çok ihtimal veremesem de ben yıllardır bunu gözlemleyememişim. Yeni yeni fark ediyorum. Aslında kıskançlık ve benzeri şeyler olabilir. Ya sürüngen obesinde de vardı. Bizim akvaryum obesinde de var. Tabii öyle. Hala aynı şekilde devam ediyor. Heh. Şuna giremedik ya. Birant, pet shop nasıl oldu? Pet shop nasıl oldu? Mezuniyet oldum, olacağım. Akabinde ne yapalım? İzmir'de kalmaya karar verdim. Bakalım ne iş yapalım? Üniversitenin portföyünü kullanan bir yatırım mı yapalım falan derken kendi iş yerimizi satın alalım ve oraya en iyi bildiğim balık üretim üzerine bir işletme açalım dedik. Buraya bir şu mavi fayanslar falan, hani şu bulunduğu... İlk aldığın yer burası mı? Evet, şu dükkan, şu mağaza. Sonra yan tarafın süreci başladı.
Burayı var profesyonel mi? Bir üretimhane formatında kurduk. Su giderleri, su boşaltmaları, otomatik sistemler, nasıl bir meraklıyım. Eşi benzeri yok. İnanılmaz bir setin bağımsız olarak suyu boşalabiliyor. O zamanlar tabii ütopik sistemlerdi. Materyal Türkiye açısına bakınca. PVC firmaları araştırılıyor. Çeşitli vanalar, borular, bir tankle yapıştırılabiliyor. Yine tek başına bunlarla başa çıkıyorsun yoksa? Fikirsel olarak evet ama tabii tesisatçı arkadaşlar falan işçilik anlamında yardımcı oluyor. Akabinde buraya o sistemleri kurucu bir proje çizdik. Burayı satın aldık. Burayı maksimum nasıl değerlendirebiliriz? Koridorlardan işte paylar. Yıllarca üretimhane yaptık. İşte maşrapa payı nedir? Maksimum set yüksekliği, verimli tank yüksekliği, en alt tankın aşağısı ne kadar olur? Kendimizce doğrularımız işte vardı. Tecrübe. Tabii. Tercih edilebilirlik anlamında çok değişkenlik gösterir onlar. Öyle bir proje çizdik, başladık. Koridorlar paso üretime planlanmış bir yerdi. Bu kısım balık üretimi, şu ön kısımda işte küçücük malzeme. Bir kısımda malzeme. Sonra baktık iş farklılaşıyor. Hani balık tamam ana işimiz, gidiyor, üretimimiz, satışımız ve bilirliğimiz, yani portföyümüz balık açtığında, ama malzeme çok iyi. Hani malzeme asıl kazanç vaziyeti. Tabii. Malzemeden böyle büyümeye planlamamız. Adam bir de akvaryum kuracak yani. Tabii. Malzemesi de yok yani. Onu da alacak belki. Bir de İzmir'de zannediyorum ki o zaman açık vardı. Yani bir miktar o açığı da herhalde kapamış gibi olduk. Çok güzel değerli arkadaşlarımız da vardı. Bizim de o zamanlar aktif alışveriş yaptığımız. Mesela akvaryum Ceylan abim. Çok harika. Hala dostumdur. Bu sektördeki en sevdiğim arkadaşımdır. Ben değil çok miydim o? Ya dur. çok da kattığı şey olmuştur bana. Eski Malavicilerdendir. O da mı Malavici? Tabii bu Muralcı'dır. Böyle tam benim için idoldü böyle. Çok değerlidir. Ondan alışveriş yapardık. Sonra çeşitli distribütörlerle diyalogumuz oldu. Böyle başladı. Malavi İzmir'in şu zamanki temelleri atılmış oldu. Bu iş yerini satın almakla. İşte... Bir baktık ön tarafta malzeme malzemeyi kapıyor. Malzeme artık ürünü bulamaz yani hale geldik. Sağmaz buraya yani. Ki Antikarı'da basılıyor. 20 metrekare bir malzeme bölümü ayırmışız. 120 metrekare bir balık üretim. Satış veya üretim Sarıkım. İşte bölümü ayırmışız. Yan tarafı sonra çeşitli serüvenlerle satın aldık falan böyle. Emlakçıya dedik komisyonunu sen belirle falan. Yan tarafta ne vardı peki o zamanlar? Yan tarafta bir su tesisatçısı vardı. Adamı oradan çıkarmak için adamın evini satın aldık. Evini şu an depo yaptık falan. Ha, o şey diğer taraf. Evet. Fanusu aldığımız yer. Büyük fanusu aldık. Fanuslar stoklarda bu arada. Evet. Ondan sonra Malavi İzmir'in temelleri öyle kuruldu. Komple yani 16 metrek cepheli bir malzeme artı balıkhane mağazası. Yan ki ekstra da var değil mi senin? Başka yerler de var. Depoda ekstra tabii, var da. Evet. Bir toptan balık merkezimiz vardı. Kapattık. Şimdi mobilyalı akvaryum showroom'u yapacak Erkut kardeşimiz oraya. Nerede lan? Başladım. Gediz Caddesi'nde. Harika bir yer. Tabii 140 metre orası. Mükemmel olacak. Çalışmalara başladık tadilatına. Vay. Evet. Bundan da haberim yoktu. Bölümü çekmesek benim bayağı bir şeyden haberim yokmuş abi. 70-80 adet. Şu an yani başlamadan daha bir stoklu clear camlı falan 45 rodajlı bu yaparım. Stokumuz var. Orada sen dolap lazım bir tane bana. Tamam gel ya. Öyle. Başladık. İyi bak güzelmiş şu. Yan tarafı açınca alt katını online bölüm, işte mesafeli satışlar, başladık öyle şey yapmaya. Bu iki yıldan beri de çok iyi bir mesafeli satış başarımız var. Memnunuz. Aynen. Ya çalıştığım güzel firmalar var gerçekten. Türkiye'de distribütör olduğum firmalar evet. Var. İşte OAS gibi, İnve Artemio evet. Gibi. Ki Belçika firmamız, hakikaten bizim kale firmamızdır İnve. İlk defa Artemio'yu çıkarttım. Yani videolarda biliyorsun zaten artık yani işte de hakikaten çok başarılı çıkıyor yani. Hiçbir şey bilmene gerek kalmıyor yani. Evet. Hani her şey adamlar çözmüş senin için. Sen sadece işte belli şeyler var. Onları yapıyorsun bitiyor olay. Ezan makinesinin tuşuyla açan gibi bir şey. Bir diskus üretici abimiz var. Havaya atınca açılan Artemio der İnve için. Öyle. Çok iyi.
Ya Artemia meselesi de şöyle, yıllarca denendi. Rus Artemia'sı var, çeşitli orijinal Artemia'lar var. Dünyanın en kaliteli Artemia'sı Amerika'daki. O Salt Lake'te çıkan Artemia. Bunun da kooperatif lideri İmve. Bizim distribütörü olduğumuz. Ama diğer markada Grey Salt Lake, Salt Lake markası da gayet kaliteli bir Artemia'dır. Açılım oranları ufak tefek. Ama Separ teknolojisi sadece... Separ teknolojisi İmve'ye ait bir teknoloji ve Salt Lake markasına da İmve Artemia'nın patentini satıyor. Patent İnve'de yani. Separ sadece patenti olarak. Separ da bu arada mıknatısla ayrıştırılma teknoloji herhangi yani bir... Bilmiyorum işte. Manyetik toksik, bir şey, toksit yapılıyor değil mi? Toksik madde olmadan, demir tozu veya bu tarz bir ürün olmadan manyetik alanla kaplama kabuğu, işte yavruya kabuk yedirmemeyi amaçlayan bir teknoloji. Büyüyece evet, enerjisini, sindirime harcamamasını sağlayan bir enerji. Mükemmel bir teknoloji. Yani üreticileri çok rahat ettiriyor. Kesinlikle ya. Beni bir rahat ettirir yani. Evet. Arada bir açıyoruz Artemia. Güzel oluyor yani. Yani diyeceğim o ki bir bilinç vermeye çalıştım aslında. İşte Rusya'dan, Kazakistan'dan, İran'dan Artemia'lar geliyor. Bunlar zaman zaman gerçekten kaliteli ve geçerli Artemia'lar geliyor. Samimiyetle. Ama bunların istikrarı olmuyor. Hani bir parti öyle geliyor, aynı bir parti öyle geliyor. Yani babamın bir sözü vardır. Artemia olduğu sürece yani... Ahmet Kuvan. Evet. Yazayım buraya. Ahmet Kuvan aldı. Artemia bu ülkede satıldığı sürece çeşitli ülkelerden Artemia sokulacak. Çünkü maliyet. En pahalı Artemia maliyetler gereği ve kalite yani standartları olması gereği Amerikan Artemia'sıdır. Bunun da kooperatif lideri İnve'dir. Separ teknolojisinin mucidi. Ama diğer marka işte Salt Lake, bu gri konserveler, yıllardır sattığımız, hala sattığımız, çok geçerli, kaliteli, kötü olmayan ürünlerdir. Net yani. Ürünler. Yani biz İnve'de her zaman en akil fiyat performans sunmaya çalışıyoruz. Bunun için çok ciddi çalışma yapıyoruz. Fiyatlama yaparken. O şekilde. Reklamlar. Kestik bu kısmı falan dermişim. Kes bunu. Çok uzattın ama. Çok uzattım İnve, be. İnve ya. Kaç para verdi İnve sana söyle. Kaç para verdi? Bu sabah paketledin elinde. Evet paketledik hakikaten. İnve bu sabah 5 kilo Artemia paketledin. Evet. Komisyon alacağım ondan. Nasıl böyle ama şeyim? Ben bahar okulu... kaç para oluyor komisyonu onu öğrenemedik. Yalan attı iyiydi. Be yalan attı. Valla böyle bir şey tamam. Paket başına komisyon alın dedi. Ben komisyonumu alırım arkadaş. Şaka bir yana gerçekten güzel bir sohbet oldu. Ben de bilmediğim şeyler öğrendim. Evet. Bir an hakkında. Ve umarım yani buradan birçok hobiciye de belki ilham da verecektir bu durum. Çünkü ne kadar da olsa hani üretim imkanları şu an belki daha zor. Evet eski. Şartlar bırak. Sürekli zorlaşıyor. Elektrik masrafları artıyor. Su masrafları artıyor. Ne bileyim hani her şey filtre masrafı bir filtre dış filtre olmuş 8000 lira 20000 lira. Tabii ki nitelikli bir dış filtre. Her şey artıyor bunun ama yine de bir şekilde eğer kendi sevdiğim bir işse severek yapıyorsan bu işi büyütme şansın her zaman var. Yapıp bir klasmanda tutmak her zaman iyidir. Tek aynen. Tür veya bir türde uzmanlaşmak her zaman benim tavsiye ettiğim bir şeydir. Evet. O açıdan daha güzel oldu. Dediğim gibi inşallah faydalı olmuştur bu videoda diyelim. İnşallah. Artık yavaştan kapanışa geçelim. Evet. Artık kaç oldu saat? 2. Yani 2'ye yaklaşmış, az kalmış. Bir şey kalmış. Ya Brant gerçekten teşekkür ederim bu video için. Takipçilerim adına teşekkür ederim yani. Güzel bir video oldu. Biraz zor çeksek de. Evet. Yani 3 kere. Bir buhar problemi yaşadık. Bir lenslerimiz evet, buğulandı evet. Falan. Yok dedilerdi şu an inşallah. İnşallah. Yarın hepsini Fuji filmine götürüp temiz etmeye çalışacağız. Biraz sıkıntı oldu. Dışarıda hava çok soğuk. Biz bir anda dışarıda girdik, 4 derece bir hava var. Balıkhanemiz 26 derece. Bayağı sıcak. O yüzden makineler sapıttı. Bir saat falan çekim yapamadık. Çekimler uzadı. Makineye su, hava verdik. Daha da bıktı. Oldu olmadı. O yüzden bir şeyler olmuştur inşallah bakalım. Yani güzel olmuştur. En azından sesimiz güzel gelmiştir size ve bir şeyler. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atın. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yine farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Geçmiş olsun. Abi gerçekten beklemiyorum. Ay, Erkut buraya gel. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Vallahi beğendiniz mi? Ciddi misin? Vallahi Allah bir çenemi açtı falan. Abi, kötü olmadı değil mi? Vallahi. Ay, canlarım benim ya. Kuzularım ya. Ne my face while
looking back, mirror breaks aftermath. When I